Şimdi mantar mevsimi geldi. Bu mevsim bol bol mantar yemek lazım. Sizin için sonsuz faydası olan bir besin. Biz de bugün mantardan köfte yapacağız. Yani vegan köfte olarak düşünebilirsiniz. Kıymasız, çok lezzetli, sonunda domates sosla servis edeceğimiz harika köfteler olacak. Evvela ne yapıyorum? Tavanın altını, ups yanlış ocak. Tavanın altını açıyorum. İçine biraz zeytinyağı alıyorum. Soğanı ilave ediyorum. Biraz karamelize olana kadar kavuruyorum. Şimdi vegan olacak dedim. Yumurta koymayacağım ama içine bağlayıcı bir şey olması lazım. Bu tekniği iyi öğrenin çünkü yumurta yerine her tarifinizde kullanabilirsiniz. Yani kekte de kullanabilirsiniz, krepte de kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. 1 yemek kaşığı keten tohumunu, 2 yemek kaşığı suya ilave ediyorum. Bu keten tohumu suyun içinde bekledikçe böyle jölemsi bir kıvama gelecek. Ve de o kıvam bizim için bir yumurtaymışçasına bir bağlayıcılık yaratacak yemeklerde. O sebeple bu tarifin bağlayıcısı keten tohumu. Buraya sarımsak da girebilir. 2 diş kadar ezdiğim sarımsağı aldım. Ve de mantar. Herhangi bir mantar çeşidini kullanabilirsiniz. Burada amacım yüksek ısıda mantarı iyice pişirmek ve o içindeki suyu da biraz buharlaştırmak istiyorum ki köftenin kıvamını böyle cıvık yapmasın. Mantar bir sünger gibidir. Beraber pişirdiğiniz bütün lezzetleri içine çeker. Bu sebeple mantarı baharatlarla pişirmek çok önemli. Kekik, pul biber, acı sevmeyenler çıkartabilir, karabiber ve de tuz. Yağın az geldiğini hissettiğiniz noktada kenarlardan biraz yağ ilave edebilirsiniz. Mesela ben edeceğim. Un yerine ceviz ve yulafı karıştırıp doğrayıcıdan geçireceğim. Onlardan bir un hazırlayacağım. Yani aynı zamanda bu tarif glutensiz. Yani böyle onsuz bunsuz beslenen bir insansınız işte. Glutensiz, şekersiz, laktozsuz. Bu tarif sizin için çok uygun. Yulafı alıyorum. Malzeme ölçülerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Cevizi aldım ve de doğrayıcıdan geçiriyorum. Bunu bir kenara alıyorum. Mantar pişince mantarları da doğrayıcıdan geçireceğim. İnanılmaz kokuyor mantar, yani bu kadar az malzeme ama baharatlarla buluşunca efsane bir şey. Biraz Worcester sosu ekliyorum. Beni takip ediyorsanız bundan mutlaka evinizde bir köşede duruyordur. O ete lezzet veren nefis bir sos. Biraz mantarı da ekleyeceğim ki yerken vegan ama o köfte hissini bir alalım. Ceviz ve yulaf tamam, onu bir kenara aldım. Bu esnada mantar da pişti. Piştikten sonra bir 5 dakika bekledim ki biraz ılınsın. Şimdi doğrayıcıya alıyorum. Şimdi doğrayıcıdan geçireceğim ama cevizle yulafı yaptığım gibi böyle iyice geçirmeyeceğim. Hafif böyle biraz taneli kalabilir. O yerken güzel, keyifli hissediliyor çünkü. Bir iki tur geçirmek yetecek. Yani sanki bir kıymaymışçasına gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ceviz ve yulafı tekrar ekliyorum. Besin mayası ekleyeceğim. Nutritional yeast. Bu böyle peynirimsi bir tat veriyor. Ben bayağı kullanıyorum. Aynı zamanda çok da sağlıklı. Satın alabilirsiniz. Maydanoz. Başka baharat da girer ama ben mantarla maydanozu çok yakıştırıyorum. Ve de burada beklettiğimiz artık gördüğünüz gibi şöyle koyumtırak bir kıvama geldi. Keten tohumu yumurtası. Yani jöle kıvamına geldi aslında. Buna İngilizce'de flex eggs diyorlar. Biz de şu an oy birliğiyle bunu keten yumurtası olarak söyleyerek Türkçeleştirmiş olalım. Şimdi tekrar geçiriyorum. Aradığımız kıvam tam olarak bu. Gördüğünüz gibi çok cıvık değil ama bir köfteden de biraz daha cıvık. Yani bir köfteye göre biraz daha yumuşak. Topları elinizle de yapabilirsiniz. Elinizi biraz ıslatın ya da bir dondurma kaşığıyla çok pratik oluyor. Dondurma kaşığını da biraz ıslatıyorum ki yapışıp etme olmasın diye. Ve de harçtan toplar yapıp fırın tepsisine alıyorum. Ya dondurma kaşığı kullanınca güzel yanı şu oluyor. Bütün toplar aşağı yukarı aynı büyüklükte oluyor. Bir parça zeytinyağı. Ve de 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Ve mantar köfteleri hazır. Şimdi bunları bir tabağa alıyorum. Üzerine hızlıca hazırladığım bir domates sos. Domates sos bayağı yakışıyor. Bir tane de tadalım. Yabancı yok nasılsa şöyle tencereden. Bakalım nasıl olmuş. Bana sorarsanız çok lezzetli. O mantarın aromasını çok güzel ve net bir şekilde alıyorsunuz. Tabii içine böyle ceviz falan kattığımız için güzel bir doyuruculuğu var. Tamamen bunu yiyip aa köfte demezsiniz ama bir köfte hissini size verir. Mesela ben bunun altına güzel bir spagetti taşlarım. Üzerine köfteleri koyarım, domates sos koyarım. Beni çok mutlu eden bir öğün olur. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Denemenizi de çok isterim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Eğer sizin vegan tarifleriniz varsa onu da videonun altına yazın lütfen. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.